Sesli Düşünenler programına hoş geldiniz. Bugünkü konuğum ayrımcılığı ayrıcalık kabul eden erkek egemen bir toplumda kadın isyanının sembolü olmuş bir yazar. Kitaplarında kadının anne, eş, kız ve benzeri sıfatlarının ötesinde salt kadın olma hakkını gündeme taşımış cesur bir kalem. Kendisiyle yeni yılda yürürlüğe giren yeni medeni kanunumuzu mercek altına alacağız. Elbette bu arada siyasette, medyada, günlük yaşamda sıradan kabul edilen cinsiyetçi yaklaşımlara da birlikte göz atacağız. Konuğum gazeteci yazar Duygu Asena. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Yıllardır yazmaktan bıkmadığınız ve değişmesi yönünde sürekli ikna etmeye çalıştığınız, kimi zaman kızgınlığınızı ifade ettiğiniz, kimi zaman ise yumuşak bir şekilde ikna etmeye çalıştığınız medeni kanunla başlamak istiyorum. Nihayet medeni kanun yenilendi ve yürürlüğe girdi. Siz son halinden memnun musunuz? Memnun değiliz dersek olmaz. Çünkü evin reisi erkektir ile başlayan bir maddeler silsilesi vardı biliyorsunuz. Evin reisi erkek olunca kadının yaptığı her şey erkeğin iznine tabiydi. Yani seyahate gitmemiz, bir iş kurmamız dahi, çocukların eğitimi, evin nerede olacağına dair karar vermek hepsi erkeğe aitti. Hakikaten dediğiniz gibi 25-30 yıldır ben bunu yazdım, bu olmaması gerekir diye. Nihayet bunlardan vazgeçildi. Büyük haksızlıklar da oldu, onları da herhalde konuşacağız. Hı. Ama bu en azından evin reisi erkektir ile başlayan maddeler değişti. Bu iyi bir şey. Bir de şöyle denildi, eksiklikler var ama o kadar gecikildi ki yıllardır üzerinde çalışılıyor ve bir türlü yürürlüğe girmiyor. Eksikliklere rağmen artık bir an önce girsin bu yasa yürürlüğe ve işleme konulsun denildi. Pek çok kadın derneği tarafından. Çünkü bu yasayı 3-5 erkeği ayrı tutalım, o ayrı ama genel konuşmak gerekirse böyle gönüllerinden gelerek bütün meclisimizin erkekleri bu medeni kanun artık medeni değil, gelin şunu değiştirelim arkadaşlar, kadınlara yasalarda eşitlik verelim diye yapmadılar. Herkes biliyor ki Avrupa Birliği bir takım konuları Türkiye gibi ülkelere dayatıyor. İyi ki de dayatıyor. Türkiye'de mecbur uslanmaya yönelmiş yaramaz çocuk gibi bir takım insan, birileri diyor ki Türkiye'ye, bunu yaparsan bu parayı sana veririm. Başkaları da diyor ki bu yasayı çıkarırsan seni arama alırım. Türkiye'de bunları yapmaya başladı. Allah'tan. Yani hoş bir şey değil bu söylediğim. Biraz baskı gelmiş ama Gönül isterdi ki o 550 kişi, ki bunun içine kadınları da sokuyorum meclisteki, yani kadınlar da bunu böyle gönülden isteyip medeni kanunda kadın eşitleşsin demediler. O meclise giren kadınlar da bu feodal Türkiye'nin bir ürünü. Yani o kadınlar da daha medeni, daha çağdaş, daha aydın kadınlar değil ki. Türkiye'nin genelinin ürünleri. Erkeği üstün kabul eden, yasaları da sanki çok büyük kutsal bir şey kabul eden, değişmesini istemeyen tipte insan. Medeni kanunun değişmesinde rol oynayan kadın milletvekilleri var ama önde gelen, tanınmış bazı kadın milletvekilleri var ki oylamada bulunmadılar. Evet. Bunların arasında sayacağım isimler, örneğin Tansu Çiller, Meral Akşener, Oya Akgönenç. Yine yasanın oylaması sırasında meclisin dışarısına çıkan MHP'den Melek Denli Karaca ve Nesrin Ünal var. Hı hı. Kadın milletvekilleri olarak. Şimdi tabii onlar adına bir yorum yapamam ama insanın tuhafına gidiyor bu. Şimdi onlar kadın hakları ile ilgili ne düşünür, bu yasayla ilgili ne düşünür bilmiyorum. Ama ben şunu çok net hatırlıyorum. Mesela Tansu Çiller başbakan olduğunda hepimiz çok sevinmiştik. Kadınlar özellikle çok sevinmişti. Kadının bir sanki bir basamak daha yükselişiydi Tansu Çiller. Ama şunu çok net hatırlıyorum. Çünkü kadın dergisi yönetiyordum ve bunu yazmıştım. Bizim evin reisi Özer'dir demişti. Yani hani bir şey yapıyorsun. Türkiye'nin genelinden çok üstünde, çok hoş bir şey yapıyorsun. Bir şey başarıyorsun. Ama bir tarafı da bir sıradanlığı, bir gelenekçiliği de elinde tutman lazım. Onlara da bir parmak bal çalıyorsun. Ben bu tip şeylerden hoşlanmıyorum. Ve politika da galiba bunu gerektiriyor. Yani niçin doğru düzgün insanlar, çoğu doğru düzgün insanlar girmiyor? Çünkü yalan, dolan, sahte olduğunun tersine, bu sizi idare edeyim ama sizi de idare edeyim tarzı bir şeyi
benim sinirime dokunuyor. Yani sen bayağı bir şey başarıyorsun, bir başbakan oluyorsun ama evimizin reisi Özer'dir diyorsun. Evet. Ki o meclise baktığımız zaman da aslında bu söylediklerinizin bir aynasını görebiliyoruz. Zira toplumun diyelim ki %50'si kadın ama mecliste kadın milletvekillerinin oranı sadece %4'te kalmış ki bu bırakın gelişmiş ülkeleri, gelişmekte olan ülkeler sıralamasında bile Türkiye'yi son derece atlarda bir yere yerleştiriyor. Evet. Şimdi yine de bu meclis muhafazakar bir meclis olarak tanımlanıyor ama böyle bir medeni kanun da bu meclisten çıktı bütün eksikliklerine rağmen. Şimdi bu eksiklikler söz konusu olduğunda en büyük eksiklik mal paylaşımı rejiminin geriye dönük işlememesi. Bu da 17 milyon evli çiftin bir sene içinde gidip bir sözleşme imzalamadıkları takdirde bu rejime tabi olmamaları anlamına geliyor. Kim imzalayacak? Evet, şimdi ben de onu sormak istiyorum. Zaten karısının üzerine tek bir tapu yapmamış bir kocanın bir sene içinde gidip de notere bir sözleşme yapmasını beklemek nasıl bir düşünce yapısını yansıtıyor sizce? Evet. Yani o zaten baskılar sonucu bu karar alındı biliyorsunuz. Yoksa onlar kararlarını vermişlerdi. Eski evliler bu kanundan yararlanmayacaklar. Sedefsizce niye? Yani bu karar da erkekler tarafından çıkarıldı. Yani zorla, dayatmayla da bunu... Hani belki Adalet Bakanı maço bir erkek değildir. Hoş bir erkek olabilir evin içinde ama o tek değil. Bir sürü etrafında işte o Türk erkeği yapısına genel ve uygun erkek var. Maço, bıyıklı, kendini erkek olduğu için üstün gören, kadın da kadın olduğu için ikinci sınıf gören erkekler bu kanunu çıkarmak zorunda kaldılar. Ama kendileri de evli erkekler. Bence aslında biraz kendilerini koruma altına aldılar. Bundan sonraki evliler için ama geçerli bu. Evet, ona yasa. Çok inanıyorum ben. Biz en azından paçayı kurtardık gibi bir aslında amiyane bir tanım getirilebilir bu meseleyle. Ama yani her yerden kadınlara da mesaj vermemiz gerekiyor ki yapsınlar. Hiçbir şey, hiçbir evlilik, hiçbir beraberlik ömür boyu sürecek diye bir şey yok. Hayat çok garip olaylarla dolu, hiç umulmadık olaylarla dolu. Yani yeni evlenecek olanlar da kendilerine göre bir sistem seçsinler. Öyle olaylar da var. Yani istediği evet ama yani şeyi bir sözleşme yapmadıkları müddetçe paylaşılıyor. O ortak mal rejimine tabi olacak yeni evliler ama aslında tabii ki şu anda evli olan kadınların pek çoğu orta yaş ve üzerinde ve gerçekten mağdur olanlar da onlar. İşte yapsınlar. Çünkü o yaştan sonra yeniden bir meslek edinmeleri gibi bir şansları yok. Aslında mağduriyet yaşayan şu andaki evli kadınlar ve maalesef bu kanunla bu merceğin dışında bırakılanlar da yine şimdi onlar, onlar utanacaklar tabii. Kocası da diyecek hanım yani şurada evliyiz bana güvenmiyoruz. Güven meselesi değil bu. Yapsınlar. Buradan seslenelim yapsınlar. Evet şimdi bir başka yine konu da yeni çıkan medeni kanuna deniliyor ki kadınlar çalışmak için eşlerinden izin almayacaklar. Bu bir adım. Ama aynı yasada şöyle bir cümle var. Evin huzuru bozulmadığı müddetçe. Evet. İşte görüyor musunuz? Şimdi bunu bu yasayı hazırlayanlar içinde kadın olsaydı. Onun için hep dilimizde tüy bitiyor. Kadınlar her yere girmesi lazım ki eşitlik sağlanabilsin. Şimdi ne demek evin erkek çalışınca evin huzuru bozuluyor mu? Yani bir kadın olsa böyle bir şey cümle ekler mi bunu Allah aşkınıza? Evin huzuru bozulacak çünkü bu erkeğin zihniyetinde bir şey. Gömleği ütülü olmayınca, yemek soğuk gelince ya da iki kap yemek olmayınca evin huzuru bozulacak. Ya da çocuk okuldan almayı unutulunca. Çünkü bunlar da kadının görevi. Evet. Yine yeni çıkan yasada kadın ve çocukların bakımından eskiden erkekler sorumlu tutuluyordu. Bu yasada ise o sorumluluk bölüştürüldü. Bazı yazarların da iddiası şu, şimdi bu yeni çıkan yasayla kadınlara artı bir sorumluluk yüklendi. Çünkü kadınlar hem evin iaşesini ve bakımını üstleniyorlar hem de işte çocuk bakımı, yemek pişirme gibi sorumlulukları da devam edecek. Evet. Böylelikle artı bir sorumluluk altına sokuldular diye de evet. Bir eleştiri var. Ama yani... Böyle düşünmemek gerekiyor. Fakat bizim toplumumuzda böyle düşünmek gerekiyor. Şimdi başka bir gerçekten medeni bir toplumda çocuktan da ikisi birden yükümlü. Çocuğun sorumluluğundan, bakımından, altını değiştirmesinden, işte
orada burada duyuyoruz. Bakanlar bile izin alıp eve gidip çocuğa bakıyorlar. Burada böyle bir şey olmadığı için tabii ki kadın daha yükümlülük altında ezilecek, ama kanun değişti diye zaten bütün Türkiye'nin aile hayatı değişecek diye de sanmıyoruz herhalde. Değil ki bu herhalde. Zaten medeni kanun ne kadar medeni şekilde uygulanacak. Evet. Bu yasalar yürürlükten geçti ama uygulamada ne gibi sonuçlar yaşanacak? Zaten onu önümüzdeki belki de bir 10 yıl içinde göreceğiz. Ve belki de gerçek anlamda bu yasanın uygulanması bir 10 yıl sonra, 15 yıl sonra da olabilir. Tabii temenni etmiyoruz ama. Ama eğitim, bir eğitim sürecinin başlatılması lazım. Nasıl İskandinav ülkeleri bugün kadın erkek eşitliği konusunda dünyanın en ileri ülkeleri? Çünkü okullardan itibaren bu konuda eğitim var o ülkelerde. Şimdi siz eğitmezseniz bu insanları, o kanun istediği kadar en reisi ikisidir desin. Hiçbir işe yaramaz. O eğitime başlatırsanız ancak o dediğiniz 10 yıllık bir de tabii o eğitim aynı zamanda aile içinde de gözlemle çok ilintili bir şey. Yani istediği kadar ders kitapları kadın erkek eşitliğini öngören şekilde yazılsın. Ki Türkiye'de henüz bunun tam tersi örnekleri hala rastlamak mümkün. Aile içindeki o babayla anne arasındaki iletişimin, ilişkinin, sorumluluk paylaşımının da aslında örneklerini çok küçük yaşlarda görebiliyorlar. Ve bu da onları ileride aynı şekilde, aynı görüşlerle, aynı fikirlerle, aynı inançlarla yaşamaya ve o şekilde davranmaya itiyor maalesef. Evet. Yani ders kitapları diyorsunuz, hala çizgi resimler vardır. Tabii benim zamanımdan beri hala öyle. Kadın mutfakta önlükledir, evet. Kız çocuğu eteğin dibindedir, baba eli evrak çantalıdır ders kitaplarında. Yani bu kitle iletişim araçlarının çok bence bu konuda önemi var. Bayağı hani nasıl trafik eğitimi falan başladı ya şimdi televizyonlarda, basında falan. Kadın erkek eşitliği aile içinde nasıl olmalı diye böyle o trafik gibi sponsor olmalı medya buna. İşte bakanlıklarla iç içe programlar hazırlamalı. Bunu çok ciddi söylüyorum. Peki Duygu Hanım, siz 25 yıldır bu konuyu yazıyorsunuz. Feminist yazar olarak tanınıyorsunuz. Kadın haklarının önde gelen savunucularındansınız. Bugün hala feminizm tanımının bile tam oturmadığını görmek sizi nasıl etkiliyor? Artık çok şaşırtıyor. Eskiden kızıyordum. Yani bir erkek düşmanı lafı var ya bu feministlere. Yani eskiden hadi diyordum, bunu daha bilmiyorlar. Bu yeni çıktı. Yani feminizmi bilmek de gerekmiyor ama madem böyle bir şey var, kadın erkek eşitliği olduğunu artık, yani bunu öğrenmek çok kolay bir şey. Bir sözlük bile alıp baksa feminizmi, kadın erkek eşitliğini savunan bir düşünce akımı olduğunu bilir. Değil mi? Ama hala o maço basının lanse ettiği bir feminist ve feminizm kavramı var. O maço basının iki cümlesi aklında kalmış ve hala onun o klişelerle yetinen insanlar var. Ya eskiden üzülüyordum Sedef çok. Şimdi şaşkınım, yani artık hani Allah kahretsin oluyorsun ya. Artık bir bıkkınlık süreci belki evet, de bıkkınlık başlıyor. Süreci gerçekten. Şimdi medya çok kritik bir sektör. Kadın erkek ilişkileri ve hakları söz konusu olduğunda, çünkü medyada kadınların ön planda olması biraz da kamerada daha fazla kadın olmasıyla ilintili olarak düşünülüyor. Ekranda daha fazla kadın sunucu, spiker, programcı, işte manken, ünlü falan görünce medyada hakim olan cinsiyetin kadınlar olduğu yönünde bir inanç var. Bunu biraz yorumlar mısınız lütfen? Halbuki böyle değil. Medyada kadınlar hiç ön planda değil. Medyada, yalnız bu görsel medyada, televizyonlarda kadının güzel olması lazım. Siz güzel olmasanız size bu programı vereceklerini sanmıyorum. Ama siz eciş bücüş bir erkek olsanız, kör, topal, çirkin, size bu programı verirlerdi. Adınız olurdu, tanınmış bir adınız ve var zaten öyle örnekleri. Diyeceksin ki buna karşı mısın? Yok. Yani bir insan akıllıysa, söyleyecek lafı varsa, becerebiliyorsa fiziğin bence hiç önemi yok. Çünkü burada siz eğlence programı yapmıyorsunuz. Ama sizin güzel olmanız lazım. Size bu hak onun için verilmiş. Eyvah. Evet, erkeklerin güzel olması gerekmiyor. Böyle üçlü, ikili, beşli programlar var gayet ciddi ve hoş. Erkeklerin hiçbiri yakışıklı ve güzel değil. Ama öyle
eciş bücüş kadınların doldurduğu üçlü dörtlü programlar göremez. Siz istediğiniz kadar aslında gazeteciliğinizle kendinizi kanıtlamaya çalışın. Sizi seyreden ya da size iş vermek isteyen bazıları, tabii belki de hepsi değil ama genel. Güzel mi değil mi diye de muhakkak bir soru işaretiyle yaklaşıyorlar size. Kesinlikle. Şimdi yazılı basında da öyle. Mesela bir sürü kız dolu, muhabir kız dolu. Çok da başarılılar. Ama orada kalıyorlar. Yani muhabir kızlar zaten çok düşük paraya çalıştırılıyor. Böyle gittiğiniz zaman bir sürü kız var ortalıkta ama karar bölgesine geçemiyorlar. Köşe yazarı da var. Mesela bu Kadınca dergisinden sonra, Kadın Adı Yok'tan sonra bunu çok rahat söyleyebilirim. Kadınlar biraz önem kazandı. Kadınların okunduğu, kadın sorunlarının ilgiyle izlendiğini basın kodamanları anladı. Kadınları biraz ön plana çıkardı ama baktı ki kadınlar dişli. Kadınlar kalemini kırmıyor, boynunu eğmiyor. Patron telefon açıp da kızım şu partiyi destekliyoruz biz, sen de onu yaz diyemiyor. Çoğu kadına böyle bir enteresan durum var. Neden? Kadınların titre yönelik bir hırsları yok. Yani ben bu koltuğumu kaybedersem ne olurum diye tir tir titreyen erkekler biraz boyunları bükük. Peki siz de çok hoş bir hanımsınız. Aileniz de öyle. Anneniz çok güzel bir kadındı. Kardeşiniz de öyle. Sizin basına ilk başladığınızda güzelliğiniz rol oynadı mı? Tamamen. Teşekkür ederim ama öyle oldu. Ben foto model gibi basına girdim. Çünkü benim köşem resmi bir köşeydi. Ve hani gelip bu fotoğraflarınla birlikte bir şeyler yaşayıp yazar mısın dediler. Öyle girdim ben. Ama basının içinde yani güzel olmak yazılı basında o kadar önemli bir şey değil. Ama önemli. Senin genel ev müdürün, bilmem ne müdürün, patronun seni güzel kızı tercih eder. Ve şuna da inanırlar zaten. Güzel bir kız röportaja gittiği zaman daha iyi laf alır ağzından. Hele bir erkeğe giderse, hele şuradaki üç düğmesini de çözerse o röportaj daha iyi yapılır. Ben kulağımla duydum. Yani böyle bir bunlardan geçiyoruz, geçiyoruz, geçiyoruz ama geçemiyoruz. Belki de siz o yüzden mi hiçbir zaman dekolte giymiyorsunuz? Evet, giymiyorum. O yüzden mi bilmiyorum, sebebi ilginç bir soru. Giymiyorum. Yani dikkat başka yere çekilsin istemiyorum. Kafa önemli benim için. Peki kadınlar yönetici statüsüne geldiklerinde diğer kadınlara çok da iyi davranmıyorlar ve kadın kadının kurtudur diye yine böyle bir söz vardır. Çekememezlik vardır, aralarında kıskançlık yaşanır. O yüzden belli pozisyonlardaki yönetici kadınlar çevrelerinde çok da başarılı, hoş kadınlar görmek istemezler denir. Buna olabilir. Katılıyor musunuz? Olabilir, katılıyorum. Çünkü ben kadınlar da yani kadınlar da beni alıp destekleyip böyle başıma bir şey geldiği zaman arkamdan şey yapmadılar. Yani kadınlar arası kıskançlık vardır, evet. Ama kadınlar bir yerlerde olup böyle kilit noktaları tutmadıkları için bu hallerin verdiği zararı bilmiyoruz ne kadar. Şimdi kadın hakları söz konusu olduğunda siz bir dönem Kadınca'nın genel yayın yönetmenliğini yaparken kadın hakları konusuna son derece ciddi anlamda ele alan, gündeme taşıyan bir tarzda yayınlarınızı sürdürmüştünüz. O anlamda bugünkü kadın dergilerine baktığınızda bir mukayese yapıyor musunuz ve ne gibi sonuçlar çıkartıyorsunuz? Yapmamak mümkün değil. Ben Kadınca ve ondan sonra biz Milliyet'e geçtikten sonra Kim? Evet. Ile onu devam ettirdik. Kadınca ve Kim'e benzeyen bir dergi yok artık. Yani artık hiçbir dergide, kadınlara yönelik hiçbir dergide kadın hakları zaten yok. İnsan hakları yok. Biz Kadın dergisinde o insanların küçümsediği Kadın dergisinden patronların, ya kadına yönelik bir dergi yapacaksın. İki tane dikiş nakış koy, iki güzellik koy yeter denirken biz bunu yapabildik 25 sene önce. Şimdi artık bu zaten yok çünkü dergiler tamamen kazanmaya yönelik. Yani patronlar bir yayın çıkardığı zaman size bana hayırlı olmak için bunu yapmıyorlar. Reklamını para kazanmak için yapıyorlar. O yüzden artık hakkıymış, insan hakkıymış. Biz işkence koyduk. İşkenceden vücudu morarmış. Evet, polis evet. İşkencesine insan koyduk Kadın dergisine. Ama gündem yaratmıştı. Ama konuşulmuştu. Tartışılmıştı. Derginiz de satmış. Demek ki satmıyor gibi bir
Bahane de aslında çok doğru olmayabilir. Artık satmaz belki. Bilmiyorum, bu riske girmek istemiyorlar. Yani artık reklam veren her şeyi yönetiyor zaten. Yani o reklam veren dediğimiz bir zenginlerden oluşmuş insanlar ya da reklamcılar ya da iş adamları ordusu aslında Türkiye'nin bugünkü durumda olmasının özellikle medyasının sebebi. Evet. En korkunç programlara en fazla reklam verirse, en işe yaramaz suslu püslü dergilere en fazla reklam verirse iyi olanlar yaşamaz. Ya da iyi olanların mesela görsel basında da saatleri en korkunç o seyredilmeyecek yerlere konur reklam vermedikleri için. Yine bilmiyorum, gündüz kuşağındaki kadın programları seyretme imkanınız oluyor mu ya da seyrediyor oluyor musunuz ya da seyredebiliyor artık, musunuz? O gündüz kuşağındaki kadın programları hakkında genel bakışınız ne? Felaket. İşte benim seneler önce Kadınca dergisini çıkarırken bana sunulan şey hiç değişmemiş. Ve bir tek insan da çıkıp bunu değiştirelim demiyor. Beni hayret ettiğim şey bu. Yani ben 25 sene önce bunun mücadelesini vermişim. Şimdi hiç kimse hiçbir şey mücadelesini vermiyor ve herkes her şeye razı. Çünkü önemli olan şu masayı tutalım, şu koltuktan beni kaldırmasınlar, şu kadar da param olsun. Hani biraz da ünlü olayım işte. Daha ne olsun yani, mutluluk bu artık. Benim ya da benim çevremdeki insanların mutluluk tarifi bu değil. O yemek tarifi, şarkı türkü, biraz da işte bir de tıbbi şu var bilgilerle. Orada. Ama bir de şu var, her gelene hayranlık duymak. Her gelen insan sanatçı. Her gelen insanın yaptığı her şey çok şahane. Hiç eleştiri, bir sorgulama, yeni bir boyut, hiç böyle bir şey yok. Yani devam edeceğiz. Medyadaki çalkantılar, dalgalanmalar ve geleceğe yönük ve artı sizin romanlarınızla da ilgili sohbetimiz sürecek ama kısa bir reklam arasından sonra. Sesli Düşünenler'de Duygu Asena ile sohbetimize devam ediyoruz. Biz biraz kadın dergilerinden, kadın programlarından, feminizmden, medeni kanundan bahsettik. Biraz da sizden bahsedelim. Medyada yaşanan dalgalanma, çalkantı, fırtına sizi de etkiledi. Gazetenizi de değiştirmek zorunda kaldınız. Milliyet'te yazıyordunuz. Şimdi Cumhuriyet'te sizin yazılarınızı takip ediyoruz. Milliyet'ten siz ve bir grup gazetecinin ayrılışı son derece büyük bir etki yarattı. Medyada konu oldu. Sizi nasıl etkiledi bu ayrılış? Doğrusu beni etkilemedi. Ben öyle çok kolay etkilenen, çok böyle duygulu, heyecanlı biri değilim. Zaten bir de hissediyorsun yani, yönetim değişince gelen yönetimin nasıl bir tarza doğru gideceğini, nelerden hoşlanacağını hissediyorsun. Bunca yıl zaman olmuş. Ben çok etkilenmedim doğrusunu istersen. Siz çok okunan bir yazardınız ama. Evet, o genel yayın yönetmeni de öyle demişti. Yeni gelmişti. Benim köşem kalkmıştı çünkü 2000, Milliyet 2000 kaldırıldığı için. Ben de ona sormuştum bunu, yani benim köşem yok, istemiyorsan çalışmayalım biz seninle çünkü yeni geldin. O da aynı sizin dediğiniz gibi söylemişti. Sen çok okunan bir yazarsın ve bunun kanıtı var okunduğunun. Sakın böyle bir şey düşünme, bekle şeklinde birkaç konuşma olmuştu aramızda. Ama sonra tam tersi oldu ve bize yer bulamadı. Yani bir sürü kişiye yer bulundu, bize yer bulunamadı ve işte bildiğiniz gibi 10-15 kişi aynı anda işimize son verildi. Hürriyet'ten olsun, Milliyet'ten olsun. Bir sürü çok önemli ve hakikaten hani hiçbir şaibesi olmayan dobra dediğimiz tip insanlar. Aralarında çok etkilenenler oldu. Bayağı depresyona girenler oldu. Çok üzülenler oldu. Çünkü çok haince yapılmıştı. Yani mesela 35 senelik bir ismi söylemeden işine son verildi falan. Hani bırakın yani çağırıp bir hediye verip bir parti yapıp, hatta değil mi, bunların medenisi budur. İnternet sitelerinden öğrendi insanlar işten atıldığını. Çok haince ve terbiyesizceydi. Ben buna, yani buna böyle hayretle izledim uzaktan kendimi ve herkesi, olan biteni. Üzüntü değil de hayretle izledim. Ki okuyucuları da tabii büyük bir üzüntüye boğdu. Böylesine önemli, saygın ve çok okunan yazarların işsiz bırakılması tam evet, anlamıyla evet, ve tamam. Böyle ani bir değişiklik. Bir de kriz diye bahane bulunması yalnız. Bu atılan isimlerin %95'i çok
az denecek kadar maaş alan insanlardı. Yani krizle ilgisi yoktu bunun, başka bir şey söz konusu. Peki bu kriz genelde medyayı etkiledi. Belli başlı yazarları, televizyonda çalışanların ötesinde orta kademede, alt kademede çalışan medya emekçilerini etkiledi. Binlerce gazeteci, muhabir ve vesaire pozisyonlardaki meslektaşlarımız işsiz kaldı. Ama dünyada baktığımız zaman medya geleceği olan bir sektör olarak algılanıyor ve yatırım yapılıyor. Türkiye bu aşamayı geçecek mi? Bu krizi atlatıp o dünyadaki trendi sizce yakalayabilecek mi? Bunu bilmiyorum. Yani bunu işte o meşhur programlarda çıkan falcılara sorsanız daha eğlenceli bir cevap alabilirsiniz. Bilmiyorum. Bu çok açıklı bir şey. Ben bu böyle bir ortamı görebileceğimi sanmıyorum. Çünkü giderek her şey daha bozuldu. Şöyle bir açın gazeteleri, bakın, gazeteci olmayan yazarlar var. Gazeteci olmayan yazar ya da yazar olmayan yazar. Hadi gazeteci olmayan yazar olabilir. Yani Orhan Pamuk'u alırsın, Ahmet Altan'ı alırsın ki Ahmet gazeteci. Bir takım bir zevkle okunacak şeyler olur ama artık su çıktı yani. Hani bir tane de olabilir. Gerçekten güçlü bir kalemi vardır ve istisnai bir başarı gösterebilir. Güçlü kalemi de yoktur. Ben o kadar sert çıkmadım bu konularda. Mesela manken de olur, şarkıcı da olur. Güçlü kalemi de yoktur. Ama orada bir hoşluk olarak o durur. Onun hayranları okur. Satışa faydası vardır. Ama sürekli onlar yazmaya başlarsa, yani sizin olmadığınız 30 yıllık bir kalemin olmadığı, merak edilen, üstelik okunan bir kalemin olmayıp, hani yazı işlerinden bir tane böyle uçuk kaçık bir kızı çekip sen burada otur şu seks yazılarını yaz, güzel yazıyorsun diye oturtulduğu bir medya artık ne kadar saygınlığını koruyacak? Hangi tiraj? Nereye gidecek? Yani okurları da bu kadar salak derecesine koymak ne kadar doğru? Okurlar acaba bu kadar salak mı? Yani ben bu konularda bir görüş belirtemiyorum ama en azından tepkisizliğimiz konusunda biraz olumsuz bir çizgide olduğumuzu biliyorum. Bir geriye gidiş belki de. Geriye dönüş var. Mesela okullara, derslere gidiyorum. Okullardaki öğrencilerin, siz de çok iyi biliyorsunuzdur, ne kadar ümitsiz olduklarını görüyorsunuz. Yani çok tepki gösterdiler mesela bu bizim kovulma olayımıza. Ama hepsi şunu dediler, yani tepki göstereceğiz de ne olacak, ne değişecek? Hani biz her gün fax yazsak, e-mail yollasak, sinirimizi göstersek ne değişecek? Hiçbir şeyin değişmeyeceğine dair bir ümitsizlik var gençlikte. Ki en korkuncu da o zaten. Ümidin yok olması, evet, yok edilmesi, ezilmesi, mutsuzluğun parçalanması. Mutsuzluğun tarifi bu işte. Ümit ve umut yok olursa mutsuz olur insanlar. Biraz mutluluktan bahsedelim. Mutluluk deyince tabii yazın kültürünün önde gelen ögelerinden biri olan romanlar. Sizin romanlarınız, özellikle Kadın Adı Yok, bir döneme imza atmış bir roman, bir kitap. Şimdi son dönemde de bu online kitap projeniz, evet, vardı. İnternette okuyucularınızla interaktif olarak yazdığınız bir roman vardı. O roman sonlandı mı? Ne aşamada? Sonlandı tabii canım. Çok da güzel. 3 ay sürdü o. Hı-hı. İnternette yazıldı. Okuyucuyla böyle karşılıklı mektuplaşarak gerçekten çok eğlenceliydi. Bu bir ilk miydi? İlkti, evet. Ya belki de dünyada ilk, hatta duymadık, biz çok araştırdık. İlkti. Sonra onu kaldırdık internetten. Roman basıldı. 6 ay oldu basıldı. Herhalde 20. baskıda falan, çok da iyi sattı. İki kadın vardı değil mi? Şimdi, biri evli, biri değil. Biri değil. Çok da sevdi okur onu. Yani hatta devamını yazmamı istendi. Sonra iş bununla da kalmadı. Taner Barras kitabı keşfetti. Ve bunu oyunlaştıralım istedi. Ben de tabii çok heyecanlandım. Çünkü hayatımda her ilk bir şey beni heyecanlandırıyor. Yani film desen o kadar heyecanlanmayacaktım. Çünkü kitabım film oldu. Evet. Ama oyun çok heyecanlı bir şey. Bir de diyaloglardan oluştuğu için kitap, biri bunu keşfetse diyordum. Yani biri bunu keşfetse de oyun olsa. Şimdi onun çalışmalarını sürdürüyoruz. O kitap böyle aşamalardan gidiyor ve mutlu bir kitap. Peki izleyicilerden gelen tepkiler sizi ne oranda şekillendirdi? Hiç şekillendiremedi. Çünkü şimdi ben her gün bir bölüm koyuyordum, köşe yazmak gibi.
Fakat ilk bölüm mesela ilk bölüme 10 gün takılıyorlardı. Kadın sevgilisini eve çağırmış, yemek yapmayı unutmuş, diyet bisküvi içinde bir sandviç vermiş. Evet. Mesela 10 gün onu tartışıyorlardı. Vay ne kötü kadın, aferin kadın diye. Ben o sırada 10 tane bölüm yazmış oluyordum. O yüzden çok fazla şey olmadı ama okuru çok iyi tanıdım. Yani ne istiyor, evliliğe nasıl bakıyorlar. Peki nasıl bir profil çıktı? Nasıl bir okuyucu profili çıktı? Bir kere çok çok medeni bir okuyucu profili. Yani artık bırak ya, bırak istediğini yapsın bu kadınlar. Hani artık bu evliliği yüceltme böyle diyor, bana diyor, düşün. Yani ben evliliği hiç yücelten biri değilim. İstediğini yapsın, evli boşansın falan böyle yani. Biraz artık desin kadın diyen bir okur profili. İlginç ama tabii evet, burada ilginç. İnternete ulaşımdaki kültür ve ekonomik düzeyi de çok olabilir. Önemli evet. Ama yine de umut verici bir yaklaşım. Evet. Şimdi özgür platformda böyle olunca tabii tartışmalar da uzun sürüyor diyorsunuz çok küçük konularda bile. Ben hemen o anlamda bir başka özgür konuya geçmek istiyorum. Özgür Kız. Hazır Kat reklamlarında çıkan Özgür Kız. Geçenlerde sizin çok ilginç ve bence de çok çarpıcı bir yazınıza rastladım. Onu gündeme taşımak istiyorum. Özgür Kız ne yapsın? Başlığını taşıyan 30 Aralık 2001 tarihinde çıkmış bir yazınızdı. Şöyle bir başlık vardı. Ben ondan bir alıntı yapmak istiyorum müsaade ederseniz. Şöyle diyorsunuz Özgür Kız ne yapsın başlıklı yazınızda. Sanatçı dediğin hep öyle aşk, meşk, cinsellikle uğraşmaz. Ülke gerçeğini anlamalı, anlatmalı, bir faydası olmalı. O ev senin, bu tarla benim, geçsinler. Dört karılı adamları, küçücük evler içinde yaşanan dramları, onar çocuk doğurup gencecik yaşta çöken kadınları, sokakta aç sefil dolaşan çocukları, okula gönderilmeyip çocuk yaşta satılan kızları, namus temizlemek için öldürülen kızların ailelerini, Türkçe bilmediğinden iletişim kuramayan kadınları, köylerine dönemeyen aileleri, yıkılmış, harap olmuş köyleri görsünler. Sonra büyük kentlere gidip tanınmış popüler insanlar olarak bu gerçekleri anlatıp hükümetten halka kadar yardım istesinler. Sonra bir vakıf kursunlar, adı Özgür Vakıf olsun. Evet. Muhteşem bir yazı, evet. Çok anlamlı bir yazı. Buna tepkiler geldi mi? Geldi yani böyle beğendiklerini söyleyen rutin tepkiler geldi. O kadar yani başka bir tepki gelmedi. Hani bir sanatçı denen bir kişi arayıp da ne kadar haklısınız yani dalga mı geçiyorsunuz, ciddi misiniz, keşke böyle bir şey olsa falan diye bir şey gelmedi. Ama ben bunu hafif dalga geçer gibi yazdım ama gerçek düşüncelerim bunlar. Yani Özgür Kız ya da Tarkan'la ilgili değil, başkalarıyla da ilgili. Geçenlerde Cumhuriyet Gazetesi için mankenlerle, modellerle bir dizi yazı yaptım. O kızların da hepsine mesela aynı soruyu sordum. Ünlüsün, ilgi çekiyorsun. Bende öyle bir şey var, işe yaramak duygusu var. İnsanların öyle olması gerektiğine inanıyorum bizim gibi ülkelerde. Ya bir konuyu ele alıp, bir konuyu iyi bilip, bir panelde gözüksen, yani şunu yapma, şunu yap, şu iş şudur desen, böyle bir şey istemez misin? Hep kurcaladım kızlara. Nasıl bir sonuç çıktı? Çok isteriz dediler. Çok isteriz dediler. Yani bu Özgür Kız da Tarkan da sorsan muhakkak çok isteriz diyeceklerdir. Ama komik yani tabii bu olayın özgürlük diye lanse edilmesi. Yani kafasına şapkayı giyip Kapadokya'da balona binmek özgürlük değil. Türkiye'nin özgürleştiği anlamına da gelmiyor. Bir de problemler, yaşanan sorunlar aslında bu şekilde ortaya dökülerek, lanse edilerek bir önlerine perde mi acaba konuluyor gibi de bir endişe taşıyorum açıkçası ben. Vallahi her şey bir perde. Her şey bir perde. Şimdi basının bugün geldiği, özellikle görsel basının geldiği nokta zaten her şeyi bize perdeleştiriyor. Hiçbir şeyle ilgilenemiyoruz. Biz bilmem kim hanımın eteklerinin uçuşmasını 50 kere seyretmek evet. zorunda bırakılıyoruz evet. ve birdenbire başka şey konuşamıyor oluyoruz ve onu merak ediyor hale geliyoruz. Yani daha ciddi bir şey biz neyi konuşacağız ki? İşte etekler altından vantilatör veriliyor, öbürü bilmem ne oluyor, öbürü kocasından dayak yiyor. Ama bunları defalarca birdenbire bakıyorsun ki sen bunu merak ediyorsun. Ya sen bile.
Ama öte yandan da Türk aile örf ve adetlerine uygun olmadığından dolayı eleştiriler oluyor kimi konularda. Tabii o Türk aile yapısına uygun olup olmamak ne demek? Türk aile yapısının tanımı tam ne demek? Türk gelenek, örf ve adetleri ne anlamda bir kapsama sahip? Ya ben, bu da tabii çok tartışılıyor. Ben onu keşfedemedim. Yani o Türk aile yapısı nedir? Hakikaten keşfedemedim. İşte son gene bir polemik oldu. Türk aile yapısı zedelenir diye Bülent Ersoy'u Kenan Evren'e şikayet ettim. Muhabbetleri oldu. Yani bu nasıl şey anlamıyorum ben. Bu Türk aile yapısına hakaret bir kere. Yani Türk gençliği ya da Türk aile yapısı bu kadar böyle diken şey, ip üstündeyse bu o aile yapısına zaten senin hiçbir güvenin yok anlamına geliyor. Yani ben bir eşcinseli görünce, bir travestiyi görünce koşa koşa gidip eşcinsel mi olacağız? Ay bak ne zevkliymiş diye 10 dakika içinde travesti mi olacağız? Yani onlar öyle insanlar, biz böyle insanlarız. Türk aile yapısı, benim kitabım yasaklandı. Türk ailesini yok edici nitelikte diye. İnsan bir kitap okup aileyi yıkar mı? Aslında öyle işte. Türk aile yapısı dedikleri şey sertliğe, sevgisizliğe, şiddete bunların üzerine kurulu olduğu için, yani sevgi nedir? İşte Doğu Anadolu'dan buradan bahsediyorum. Sevmediğin birisine kızını veriyorsun dedim bir gün bir kadına. Kadın dehşetle baktı. Yani sevgiyle mi evlenilir? İnanamadı yani. Böyle bir şey söylediğime inanamadı kadın. Anne 14 yaşında kızını satıyordu. En sonunda saçım başım yolacaktım. Dedim ki sevmiyor ama sevmeden bu adamın yatağına girecek dedim. Ya ne sevgisi diye baktı kadın. Sen deli misin gibi bana. Böyle bir şeyin üstüne kurulmuş Türk ailesi. O zaman da insanlar korkuyor tabii. O yasak, bu yasak. Onu söyleme, onu yapma. Ki toplum olarak işte yine Tarkan örneğinden gidersek, tabii onun kişiliğinden bağımsız olarak konuları tartışıyoruz biz. Özgür Kız reklamında Tarkan'ın o Güneydoğu Anadolu'daki gerçek sorunları yansıtıp yansıtmadığını tartışmayan toplum, Tarkan'ın klibinde öpüşme sahnesini günlerce, haftalarca tartışabiliyor. Evet, evet. Mesela onun o öpüşmeye bakacak çocuklar hemen koşa koşa ilk buldukları karşı cinsle böyle öpüşecekler. Öpüşsün ne olur yani, öpüşsün. Ama burada başka bir mesele var yani, Tarkan'ın öpüşmesinden çok farklı bir şey var. Oraya kadar gidemiyor ki toplum. Yani düşünce yetenekleri falan yok edildi toplumun. Yani Kapadokya'nın bir ötesi yok mu? Benim o son kitabımda da var. Kadın kendisiyle alay ediyor. Doğuya gidelim artık diyor, Kapadokya'da. Öbürü de diyor ki Kapadokya ne zamandan beri doğuda? Daha ötesi yok ki. Oraya kadar gidip her şeyi bildiklerini zannediyorlar. Daha ötesine gitmedikleri için sen gittiğin zaman sana şaşırıyorlar. Sen bunları yazdığın zaman da sana diyorlar ki ne diyorsun ya? Doğuda kadın evin şeyidir, başının üstündedir erkeğin diyorlar utanmadan. Ki o elbette doğru değil. Mesela elimde bir istatistik var, çok kısa değineceğim. CHP'nin yapmış olduğu bir kamuoyu araştırması. Pardon, CHP Kadın Kolları'nın Denizli'de yaptığı bir araştırma. 19 Aralık 2001 tarihinde yayınlandı bu. 15 ayrı bölgede, köy ve beldelerde kadınlarla yüz yüze görüşme yapmışlar ve en büyük sorun kırsal kesimde kadının en büyük şikayeti dayak olarak çıkmış ortaya. Evet. Evet. Kırsal kesimle ilgili bir şey değil bu yani. Şehirlerde de elbette. Şehirlerde de hem de okumuş yazmış bir yere gelmiş adamlar da karılarını dövüyor. Evet. Son olarak bir başka roman projeniz var mı? Evet, artık var. Var. Artık var. Konusu işte benim. Şimdi bu aslında Özgürsün bu oyun çalışmaları biraz rayına otursun, hemen başlıyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de. Programa katıldığınız ve cesurca düşüncelerinizi seslendirdiğiniz için. Son olarak malum bir defteriniz var. Onu size uzatıyorum. Diyorum ki içinizden ne geliyorsa lütfen buraya yazınız.